Çiğdem Toker, rüşvet suçu kara paranın öncülü değil miydi? OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporda, Türkiye'de basın üzerinde sansür olduğu belirtilerek, çok sayıda haberin erişime engellendiği verilerle yer alıyor. Basın özgürlüğünün olmayışının, özellikle yolsuzluk haberlerinin ortaya çıkması konusunda derin bir kaygı yarattığının altı çiziliyor Türkiye, Kara para ile mücadele konusunda OECD'ye bağlı bir grubun 3 yıl önce aldığı gri listeden çıkabilmek için gün sayarken, OECD'ye bağlı bir başka grubun Türkiye'nin yabancı rüşvet konusunda üzerine düşenleri yine yerine getirmediğine ilişkin kapsamlı bir rapor yayımladı. OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi 4. Aşama Raporu başlıklı rapor 78 sayfa. Türkiye'nin defalarca söz vermesine karşın rüşvetle mücadele için gerekli yükümlülükleri yerine getirmediği vurgulanan raporda, yapılması gerektiği konusunda 21 ayrı başlık altında tavsiyeler listelendi. OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporda, Türkiye'de basın üzerinde sansür olduğu belirtilerek, çok sayıda haberin erişime engellendiği verilerle yer alıyor. Basın özgürlüğünün olmayışının özellikle yolsuzluk haberlerinin ortaya çıkması konusunda derin bir kaygı yarattığının altı çiziliyor. Türkiye, 2000 yılından bu yana uluslararası ticari işlerde yabancı kamu görevlilerine rüşvetin önlenmesi sözleşmesi ne taraf. Bu doğrultuda OECD Rüşvetle Mücadele Çalışma Grubu tarafından 2016 yılında izlemeye alındı. Son raporda Türkiye'nin başlangıç aşamasına göre belli alanlarda mesafe aldığı belirtilirken buna rağmen çok fazla eksiği olduğu ve temel yükümlülükleri yerine getirmediği belirtildi. Rapordan öne çıkan bazı başlıklar ile değerlendirmeler özetle şöyle: Yabancı rüşvet riski değerlendirilmedi, Türkiye özellikle yabancı kaynaklara dayanan kara para aklamanın oluşturduğu riski değerlendirmemiştir. 2018 ve 2022 yıllarında kara para aklama konusunda ulusal risk değerlendirmeleri gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmede yolsuzluğun vergi kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı ile eşit orta düzeyde bir tehdit olduğu yargısına varıldı. Ne yazık ki yolsuzluk genel bir konu olarak ele alındı. Yabancı rüşvet öncül bir suç olarak incelenmedi. Oysa bu suçun doğasındaki sınır ötesi niteliği, bağlamı nedeniyle ekonomik sektörler bu suçu işleme riski altındadır. Medyadaki iddiaların üzerine gidilmedi, Türkiye 3. aşamadan bu yana medyada yer alan 12 yabancı rüşvet iddiasından hiçbirini tespit edemedi. Uygulamada savcılar yabancı rüşveti tespit etme sorumluluğunu üstlenmemiştir. Bu işlevi Türkiye'nin diplomatik misyonlarının yerine getireceğini varsayıyorlar. Basın özgür değil, eğer basın rüşvet iddialarını duyurmakta özgür değilse, etkili medya izlemesi yapılsa bile bunun yabancı rüşveti tespit etmekte bir yararı olmayacaktır. Raporu hazırlayan OECD çalışma grubu, kurum ve kuruluş taraflar ile yaptığı görüşmelerde basının ve canlı araştırmacı gazeteciliğin yabancı rüşvet meselelerinin ciddi, güçlü ve yüksek profilli haberciliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını defalarca belirtmiştir. Türkiye'de basın teorik olarak özgürdür ve sansür edilemez. Anayasanın 28. maddesi bunu öngörür. 2016'dan sonra çok kötüleşti ancak anayasa garanti etse de uygulamada basın özgürlüğü Türkiye'de çok zayıftır. Türkiye'de basın özgürlüğü özellikle 2016 yılından bu yana keskin bir biçimde kötüleşmiştir. Medyanın %90'ının hükümetin kontrol ettiği belirtilmektedir. Sadece 2022 yılında 40 gazeteci cezaevine gönderilmiştir. Basın kartı başvurularının keyfi olarak reddedilmesi, düzenleyici kurumlar tarafından uygulanan para cezaları, reklamların kullanılması, eleştirel medya kuruluşlarına açılan davalar söz konusudur. Türkiye, cezaevindeki gazetecilerin hiçbirinin sadece gazetecilik nedeniyle hapis olmadığı iddiasında Yolsuzluk iddialarına adli sansür, yolsuzluk iddialarına ilişkin medya haberlerine adli sansür endişe vericidir. Sivil toplum raporlarına göre 2020, 2021 döneminde 26 mahkeme 658 kararla internetteki bilgi ve içeriklerin çıkarılmasına yönelik karar verdi. Bu vakaların %88 iyi yolsuzluk ve usulsüzlük raporlarıyla ilgiliydi. Bu kararlar, kişilik haklarının ihlali, gerekçesiyle alındı. İçerik kaldırma kararı 2022 yılında 40536'ya yükseldi. Sansür, rüşvete karşı sözleşmenin uygulanması açısından en az 3 konuyu gündeme getiriyor. Kolluk kuvvetleri sansürlenen bir yabancı rüşvet iddiasını öğrenemeyebilir. Kolluk, adli olarak üzeri örtülmüş bir iddiayı öğrense bile soruşturma yapıp mahkeme kararına karşı gelip gelemeyeceği kuşkuludur. Hükümet için potansiyel olarak utanç verici olan yolsuzluk iddialarına yönelik rutin yasaklar, yargının yürütmenin uygunsuz etkisinden bağımsızlığı konusunda soru işaretleri doğurmaktadır. Kamu ihale sisteminde eksik Türk makamları, bir kamu ihalesini vermeden önce bir şirketin, şirketlerin zimmete para geçirme ve rüşvetle dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele edeceğine dair taahhüdü olup olmadığına bakmıyor. Kobiler ve kitler, Türk kobileri toplam ihracatın yaklaşık %30'unu oluşturuyor ve önemli sayıda şirket yüksek riskli destinasyonlarda faaliyet gösteriyor veya ihracat yapıyor. Ancak kobiler genellikle yabancı rüşvete karşı önlemleri uygulama konusunda büyük şirketlere göre daha az uzmanlığa ve kaynağa sahiptir. Koskep Türk kobilerine destek vermektedir. Ne KOSGEB ne de bakanlık yabancı rüşvet veya rüşvet konusunda farkındalık yaratmadı. Kitleri ilgilendiren tedbirler de aynı derecede eksiktir. Türk kitleri, özellikle savunma sektöründe, yüksek riskli bölgelere ihracatta önemli bir rol oynamaktadır. Kitleri Hazine ve Maliye Bakanlığı kitleri denetlemektedir ancak yabancı rüşvet konusunda farkındalık yaratmadı. Türkiye'ye öneriler Türkiye'nin 2016'dan bu yana sadece 3 tavsiyeyi tam olarak uyguladığı belirtilen raporda 27 tavsiyeden 21'inin beklemede kaldığı vurgulandı. Türkiye'nin yurt dışı rüşvet suçunu yeterince uygulamayışının endişe kaynağı olduğu belirtilerek şu değerlendirmeler yapıldı: 2000 yılından bu yana Türk bireyler ve veya şirketler tarafından gerçekleştirilen yabancı rüşvetle ilgili bilinen 23 iddia bulunmaktadır ancak hiçbir mahkumiyet kararı verilmedi. İddiaların üçte ikisi hiçbir şekilde soruşturulmadı. Türkiye yaklaşık 17 yıldır çalışma grubunun önerisini dikkate almıyor. Reform yapılacağına dair sözler defalarca verildi ve tutulmadı. Türkiye, gerçek kişilere yabancı rüşvet nedeniyle para cezası uygulayamayan sözleşmenin üç taraf ülkeden biridir. Sansür, basın ve araştırmacı gazetecilik yoluyla tespit yapılmasını daha da engelliyor. Türkiye ekonomisinin önemli büyüklüğüne rağmen yabancı rüşvetle mücadeleye yönelik ulusal bir strateji bulunmuyor. Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları da dahil olmak üzere kilit hükümet organları, özel sektördeki yabancı rüşvet konusunda farkındalığı artırmadı veya yolsuzlukla mücadele kurumsal uyum programlarını desteklemedi. Bu kaygılar, savunma ve inşaat gibi yüksek riskli sektörlerde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin yanı sıra yolsuzluk düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde daha da ciddileşiyor. Ulusal Strateji Şart OECD raporunda Türkiye'nin yabancı rüşvet konusunda tespit, farkındalık yaratma ve uygulamayı kapsayan hükümet çapında bir ulusal strateji geliştirmek üzere ulusal bir strateji oluşturması gerektiği belirtildi. Yanı sıra Kolluk kuvvetlerini bu konuda bilgi toplamak üzere teşvik edilmesi, iddiaların gecikmeden iletilmesini sağlayacak sistem geliştirilmesi, medyada çıkan haberler konusunda yerli ve yabancı medyayı etkin ve sistematik bir şekilde izlemekle görevli Cumhuriyet Savcılığında özel bir birimin görevlendirilmesi tavsiye edildi. OICD'nin Türkiye'ye tavsiyeleri bunlarla sınırlı değil. Mesela Anayasa ve basın özgürlüğünün uygulamada tam olarak sağlanması tavsiyesi de yer alıyor bu raporda. Basına açıklama tribün kaygılıymış. OECD en son raporunda basın özgürlüğü için bunları kayıt düşerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün görüştüğü CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin basının sorularını cevaplamasını tribün kaygılı diye niteliyor. Basın toplantısı yapıp gazetecilerden soru almadan çıkmayı normal sayan Şimşek'in bu nitelemesine şaşırmıyoruz elbet. Dahası, içinde bulunduğumuz çağın, uzun zamandır uluslararası kuruluşlardan, samimiyet, bekleme çağı olmadığını da biliyoruz ama birbirine bağlı şu iki gazetecilik sorusunu şuraya bırakıyorum. Bir çalışma grubu, özellikle yolsuzluk haberlerinde basına sansür var, diyen OECD'nin, öteki çalışma grubu, Türkiye'yi kara parayla çok iyi mücadele etti deyip gri listeden çıkaracaksa hangi ölçülerle çıkaracak? Yabancıya rüşvet suçu, kara paranın öncül suçu değil miydi yine OECD kriterlerine göre?